Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dersimizde yaptığımız Popan hareket uygulamasının nasıl yapıldığını tekrar anlatacağım. Öncelikle sayfamızdaki kedi karakterini makas işaretine tıklayarak siliyoruz. Daha sonra karakter ekleme butonlarından ortadaki dosyadan yeni karakter seç butonuna tıklıyoruz. Buradan Animals klasörüne girip Popan'ımızı sahnemize ekliyoruz. Şu anda Popan'ımız sahnemize eklendi. Bunu biraz küçültelim. Şimdi derste bahsettiğimiz gibi Popan'a uçuyor efekti vermek için kostümlerden kanadının aşağıda olduğu kostümü eklememiz gerekiyor. Bunun için de içeri aktar menüsüne tıklıyoruz. Buradan Popan'ın kanadının aşağıda olduğu kostümü seçiyoruz. Şimdi buradan baktığımızda fare ile oynattığımızda Popan'ımız hareket ediyor gibi gözüküyor. Ama biz bu işlemi komutlarla yapacağımız için kontrol menüsünde bulunan yeşil bayrağı tıklandığında sürekli komutlarını ekledikten sonra görünüme gelip sonraki kostüm diyoruz. Ama bunu çalıştırdığımızda görüntü pırpır ediyor gibi oluyor. O yüzden araya birazcık bir bekleme koymamız lazım ki göze daha hoş gözüksün. Buradan 0.3 saniye bekle komutunu koyup çalıştırdığımızda evet Popan'ımızın kanatları hareket ediyor. Şimdi sahne arka planını değiştirmek için sahneye tıklayıp Backgrounds menüsüne giriyoruz. Buradan içeri aktar diyerek İstediğimiz bir sahne varsa onu ekliyoruz. Indoors, iç mekan, natures, doğa. Bir girelim. Buradan istediğiniz herhangi bir arka planı sahnemize ekleyebiliyoruz. Bir tanesini seçtik. Popan'ımızı bıraktık buraya. Çalıştırdığımızda evet Popan'ımız uçuyor gibi görünüyor. Popan'ımıza hareket eklemek için yani kanat çırparken bir yerden başka bir yere doğru hareket etmesini istiyorsak yine yeşil bayrağı tıklandığında komutunu koyduk. Sürekli komutunu koyuyoruz. Hareket menüsüne girip 10 adım git komutunu koyduktan sonra kenara geldiğinde papağanımızın geri dönmesini istiyorsak kenara geldiğinde geri dön sekmesini komutunu koyuyoruz. Çalıştırdığımızda papağanımız gidiyor ama gördüğünüz gibi buradaki papağan ters dönüyor. Bunu engellemek için ne yapacağımızı size söylemiştim. Buradan dönebilir olan seçeneği sadece sola ve sağa dönük olarak değiştirdiğimizde Popan arkadaşlar hareketini yapıyor hem de kanadını çırpıyor. Yalnız Popan sahnenin her tarafını hareket etsin istiyorsak buradaki çizginin ucundan tutup yukarı doğru hafiften bıraktığımızda artık kenarlara doğru bu şekilde Popan'ımız hareket edebiliyor. Popan daha yavaş hareket etsin istiyorsak 10 adım git komutunu biraz daha düşürmemiz gerekebilir. Buradan 3 adım git yaparak papağanımızı daha yavaş bir şekilde hareket ettirebiliriz. Şu anda sahnenin köşelerinde papağanımızın hareket ettiğini görüyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.